Yazar söyleşilerine hoş geldiniz. 2019'u bitiriyoruz artık. 2019'un son günlerinde açıkçası kişisel yorumumla herkesin birbirine hediye edebileceği, birbirine hediye ettiğinde birbirine umut da verebileceği bir kitapla ve o kitabın yaratıcılarıyla birlikteyiz. Ben istersem bugün elimizde Melis Alpan ve Mustafa Seven bizimle birlikte. Melis hoş geldin, Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Kitapla ilgili konuşacak çok şey var. Ama hikayeyi ben anlatmayayım, ben özetlemeyeyim. Bu proje nasıl ortaya çıktı? Daha sonra nasıl ilerledi? Nasıl bir yürüyüş oldu? Biraz kitabın sürecinden bahsedebiliriz. Geçtiğimiz bahar Aydın Doğan Vakfı aslında Mustafa ile önce toplantı yapmışlar ve aslında tema onlara ait. Ve bu tarz bir iş yapmak istediklerini söylemişler. Değil mi Mustafa? Ama ya başta... Şöyle oldu açıkçası. Şimdi Aydın Doğan Vakfı aslında bir bu çocukların hikayelerinin bir fotoğraf albümünü yapılmasını istedi önce. Biz bunun için buluştuk. Sonra konuşurken şeyi önerdim ben onlara. Yani madem bu kadar emek vereceğiz, hani bu kadar yoğun bir çalışma sergileyeceğiz ve ciddi bir emek var. Bir de bunun hikayelerini yazalım dedim. Yani çok daha etkileyici hale gelir. Sonra çok güzel olur, tamam öyle yapalım dediler. Kim yazsın? Dedim valla bu işi yapabilecek benim bildiğim, tanıdığım bir tek Melis var. Yani Melis... Ben yaz. De çocuk hakları, kadın konusunda falan çok yazdım. Evet evet, o yüzden yani o konularda çok haşır neşir bir aktivist tarafı da var zaten Melis'in. Çok hoşuna gitti fikir hemen. Hemen hızlıca Melis'le görüşüldü. Hemen beraber bir toplantı organize ettik. Melis'e aktardık fikrimizi. O da sağ olsun bizi kırmadı. O sırada işte zaten fikir belliydi ben dahil olduğumda. Bu çocukları bulma kısmında da yine ağırlıklı olarak vakıf çalıştı diyebiliriz. Çünkü o çok az bir zamanımız vardı. Yani 3 ayda bizim bunu tamamlamamız gerekiyordu. Vakıf bunu 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne yetiştirmek istiyordu. Çünkü onlar her yıl bir konferans yapıyorlar. O konferansta kitabın da basılmış ve dağıtılıyor olmasını istiyorlardı. Çok kısıtlı bir süre olduğu için vakıf seferber oldu ve onların geniş bir ağı var aslında. Yıllardır kız çocuklarına eğitim konusunda destek oldukları için hem diğer sivil toplum örgütleriyle hem kendi bir ağları var. Oralardan bu kitaba uygun olabilecek çocukları taradık ve yani bir liste çıktı ortaya. Hı hı. Ama bu liste yani tamamlanmamıştı biz yola çıktığımız. Yani biz röportajları yapmaya başladık ama bir yandan da listeyi zenginleştirmeye çalışıyorduk. Tabii yani o sırada da 11 çocuk falan vardı herhalde. Daha da azdı galiba. Evet. Daha da azdı çünkü şey yani müthiş bir ekip var arkada tabii. Yani sadece tabii ki biz Melis'le evet. ikimiz sürekli göz önünde duruyoruz ama yani arkada çalışan ve bu çocukları bulan işte vakıf tarafında, gerçi biz de yani kişisel çabalarımızı da kullandık ama vakıf tabii ki daha tecrübeli bu konularda. Yani Melis'in dediği gibi çok kısa bir zaman var. Bu kadar kısa sürede bütün bu hikayeler yazılacak, fotoğraflar çekilecek, kitap hazırlanacak, tasarlanacak falan filan. O yüzden inanılmaz yoğun bir... Yani organizasyonu ve şey kısmı onlara aitti yani çocukları bulma büyük ölçüde ama bir noktada gazete haberlerine falan da baktık ve oradan da seçtik. Çünkü yolda listeden düşenler oldu, sonradan eklenenler oldu. Dolayısıyla ortaya 21 çocuğun hikayesi çıktı. Bir de zamana karşı yaptığınız evet, için yani çok gerçekten. O çok değiştiriyordur tempoyu, evet, evet, evet. ilişkileri, bağlantıları evet. çok değiştiriyordur. Yani aslında bu daha da çoğalıp 50 çocuk olabilirdi. Yani daha, hani bu böyle daha çokça yapılabilecek bir şey. Melis orada bir magazin tarafını vereyim. Melis biraz stresli böyle çalışırken çok. Öyle mi? Ben tabii, evet tabii biraz. Stresli bir insanım. Olsun. Sınırlı zaman hikayesi bizi tabii biraz eğlenceli hale getirdi o şeyde. Nasıl bir eğlence merak yani ettim. Ya şey, şimdi tabii Melis için öyle olmayabilir tabii ama yok. Benim için şeydi. Yani benim için çok eğlenceli olmuyor, stresli oluyor. Benim stresim de eğlenceli. Sürekli böyle şey, hani nasıl yetiştireceğiz, nasıl yapacağız, nasıl yetiştireceğiz? Çünkü yani bayağı bir 45 saatlik bir kayıt çözdüm yani hem şimdi ama şöyleyiz, yoldayız. Ama hakkını yemeyeyim, gerçekten çok acayip çalıştım. Ya bir yandan röportaj yapıyoruz, bir yandan öbür röportajın kaydını çözüp bir yandan o öbür başka bir röportajı edit etmek ve bu arada benim İstanbul'da bir sürü başka işim var. Tabii. Çünkü gazetecilik dışında tabii. da düzenli bir iş yapıyorum. Dolayısıyla böyle bir ya hayatta eğer bunu başarabildiysem diyorum yani her şeyi yaparım herhalde bu o 3 aylık dönemde. Müthiş. Hani o kadar çok çalıştık ki. Aydın Doğan
Doğan Vakfı biraz önce Mustafa Seven de söyledi. Yani bu projeye emek veren herkesi biz de buradan bir tebrik edelim. Arka planda olduğu düşünülen bütün isimleri. Aslında hatta onlar... Candan Hanım, Nilgün, Ayça, Hande, Çekirdek ekip onları da bütün sayalım. İsimleri de saymış olduk. Onlara teşekkür edelim. Vakfın Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar sloganıyla, düşüncesiyle ortaya çıkmış bir iş. Ne bu iş? Konuşuyoruz ama birazcık bugüne kadar bu kitaptan haberi olmayanlara küçük bir çerçeve çizeyim isterim. Bu kitapta biraz önce Melis'in de söylediği gibi 21 kızımızın umut hikayesi var. Ben istersem yapabilirim demelerinin hikayeleri, arka planları var. Sen yapamazsın demelerine rağmen birçok şey aslında bu coğrafyada ve belki de bütün dünyadaki kadınlara, kızlara sen yapamazsın denilen bütün o yapılmazların, imkansızların üstesinden nasıl geldiklerinin hikayesi var. Melis'in kalemiyle, Mustafa'nın da gerçekten çok etkileyici fotoğraflarıyla. Belki oradan belli olmuyordur ama şöyle bir göstereyim. Bütün bu kızlarımızın harika fotoğrafları, yaptıkları alanlar ve gündelik hayatlarından fotoğraflarla neler neler başardıklarını okuduğunuzda gerçekten de yarın var diyeceksiniz. O yüzden de ben bir kere daha işte 2019'u noktalarken 2020'ye umutlu girmenin bir hediyesi olarak düşünüyorum bu kitabı. Bütün anneler, babalar, amcalar, teyzeler, dayılar, erkekler, kadınlar, ebeveynler ve elbette genç kızlarımız başta olmak üzere bütün çocuklar bu kitabı okumalı. Ben çok iyi bir yılbaşı hediyesi olarak düşünüyorum. Umut hediye etmekten daha iyi bir şey olmaz yani. Zaten kitaptan haberdar olanlar, aa tamam ben bunu yılbaşı hediyesi yapayım ya da işte arkadaşımın çocuğuna hediye edeyim. Yani bu aslında bir çocuklar için... Yani çocuklar okusun diye bir niyetle çıkmadık ortaya ama öyle bir kitap ki her ya yani özellikle çocuklar okusun istiyorum. Ben biraz önce doğru tanıttım mı bilmiyorum çünkü ama tam da bunu şimdi işaret etmeye çalıştım. Çocuklar burada yani biz aslında şöyle dedik, başarı sözcüğünü mümkün olunca kullanmadık. Çeşitli alanlarda varlık gösteren kız çocuklar dedik. Çünkü bizim bu toplumda öncelikli yani dünyada da aslında hani hedefimiz yani olması gereken kadınların, kız çocuklarının bütün alanlarda varlık gösterilmesi. Yani kadından mühendis olmaz gibi bir hani cümlenin artık tedavülden kalkması ki hala ne yazık ki var. Ve burada aslında şunu görüyoruz. Kız çocuklarının önündeki en büyük engel toplum. Bu yüzden de zaten diğer destek mekanizmalarına ihtiyaç var. İşte Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, devlet hani yani onun dışında sivil toplum şu bu ama yani esasen önce toplum önlerinde duruyor. Önce kendi mahalleleri, önce kendi köyleri. Ama burada hepsinin ortak özelliği şu ki aileleri birçoğunun eğitimsiz dahi olsalar, kimsinin ilkokul mezunu dahi değil anne babası ama aydın insanlar. Yani eğitimsiz dahi olsalar çocuklarının ileride iyi bir geleceğe sahip olmasını, bir iş sahibi olmasını ve hani kendi ayakları üzerinde durmasını isteyen aileler bunlar. Ya zaten bu ortak özellik değil mi? Yani bütün evet. Ailelerde böyle yani bizim fotoğraflarını çektiğimiz bütün çocukların, ailelerin ortak özelliği gerçekten çocukların arkada duruyor olmaları. Bir de biz bunu bilerek aslında seçmedik tabii, onları. Tabii. Sonunda hani olur ya bir araştırma yaparsınız böyle bir sonuç çıkar. Yani tesadüfen bu çocukları seçtikten sonra gidip konuştuğumuzda aileleriyle onlarla bunun hepsinin ortak özelliği olduğunu gördük. Yani çok az istisna var. Mesela Malatya futbol kadın takımında bir kız vardı galiba. Ailesinden başta gizliyor, istemiyorlar ama sonra onlar da onun ne kadar istekli olduğunu görünce onu desteklemeye başlıyorlar. Yani o istisna dışında hepsinin ailesi gerçekten aşağı yukarı böyle. Şunu sormak istiyorum. Biraz önce dediğin şeye katılıyorum. Başarı biraz muğlak bir tanımlama ama varlık gösterme çok daha somut. Dolayısıyla varlık gösterme tanımınızın ben de altını çizmek isterim bu kitap üstünden. Ama şunu da merak ettim şimdi sen anlatırken. Bu söyleşileri, röportajları yaptığında çocuklarla buluştun, ailelerle de görüştün, buluştun filan. Özellikle aileler çocukların ağzından bu hikayeleri duyduklarında ne yaptıklarını, ne yapamadıklarını, nasıl yaptıklarını biraz hissettiler mi? Onlarda bu hikayeleri yeniden duymak bir değişim yarattı mı? Tanık oldunuz mu böyle bir şeye? Çocukların kendi aileleri. Onlar zaten yani çoğu birlikte yola çıkmışlar. Yani hani yani zaten hikayenin kahramanları. Dolayısıyla yani onlarda bir değişim bazen bir hikayeyi tekrar duymak
bütün süreci tekrar duymak, çocuğun kendi ağzından bütün süreci duymak bazen biraz daha umut yükseltir, bazen yeni duygular getirir. Böyle bir şey oldu mu demek istemiştim. Ya şöyle bir şey aslında, benim fark ettiğim, belki Melis röportaj anında onu görmüş olmayabilir. Şeyde, Ardahan'da çektiğimiz o dağ koşucusu Mizgin... Yok, Gülcan Palama. Ha, Gülcan, Gülcan. Gülcan'ın ailesiyle röportaj yaparken mesela Gülcan kendiyle ilgili kişisel... Çünkü sonuçta Melis çok enteresan sorular soruyor. Yani birazcık böyle bir terapi tarafı da var bunların. Böyle hani deşiyor o hikayeyi. Yani daha kızın gerçekten belki kendinden bile sakladığı o süreci böyle ortaya çok çıkan, akıllıca sorularla bunu ortaya çıkarıyor. Şimdi tabii aileler tabii ki bu kadar detaylı bilmiyor olabilir ama mesela şeyi gördüm ben, o kızın babasını da böyle anlattıkça böyle omuzları böyle bir genişledi. Ben bunu sormak istedim de ben soruyu başaramadım, sağ ol Mustafa. Arttı böyle, hani bir gurur şey, yani belli orada kızıyla zaten gurur duyuyor. Tabii ki orada bir şüphe yok ama yani Melis muhtemelen, çünkü röportajlar sonra fark etmesi mümkün değil ama böyle yani şeyi görüyordum ben, hani tebessüm etti, böyle bir omuzlar daha da dikleşti falan, böyle bir şey, evet böyle bir değişim bence oldu. Bir de tabii oraya hani tek bunun belki şu var, evet şimdi daha iyi anladım hani soruyu. Soramadım. Yok yok, ben sadece haklı, ben gerçekten hani oraya özneye kanalize oldum, yani onu fark etmemiş olabilirim. Ama şey, şimdi düşününce gerçekten bunun fark edilmesi tekrar, yani bu çocukların başarısının hani başkaları tarafından, bizim oraya gitmemiz bile, yani o köylere vesaire, hani İstanbul'dan geliyorlar ve çocuğunun başarısını duyurmak üzere tek birileri geliyor. Dolayısıyla evet, o onun tekrar için tekrar bir gurur vesilesi olmuştur. Bunu biraz da şey için sordum, yani bu gurur vesilesi olması, bu ailelerdeki dediğin gibi o omuzların bir kere daha dikleşmesi, bir kere daha yüzün gülümsemesi, başka ailelere de umut ve örnek olacaktır düşüncesiyle. Zaten olmuş. Zaten bizzat orada oluşumuz bile başka aileler için çok pozitif. Bravo. Evet. Yani hani sadece bizim oraya gidişimiz bile, hani İstanbul'dan birileri gelmiş kalkmış, İşte Ardahan'da çektik, yani Türkiye'nin bir ucuna gidiyorsun. Tabii ki gideceğiz, hani bu mevzu değil, bizim için çok basit bir hikaye ama o köyde, işte şehir merkezine bilmem kaç kilometre ötedeki bir mezradaki küçücük bir köyde, 10 haneli. Orada bizim oluşumuz tabii ki diğerlerini de böyle bir şey yapıyor. Yani pozitif yönde etkiliyor ve mevzuyu daha bir... Genelde kahramanlarımızın şeylerini görünce, yolculuklarını görünce bilim, sanat ve özellikle spor çok ön plana aslında çıkıyor değil mi? Özellikle sporu, yani şöyle dengelemeye çalıştık ama hep spor ağırlıkta oldu. Çünkü Anadolu'da çocuklar ancak sporla yani sıvışabiliyorlar. Bir yer, anlatabiliyor muyum? Yani hani bir yere gelebiliyorlar. Çünkü mesela bilim çok masraflı bir şey. Yani bilimle ilgili çocukların aileleri çok yoksul değil kitaptaki. Yani hiçbiri zengin değil, çok zengin değil ama çok yoksul değil. Çünkü bilimde minimum bir şey gerekiyor. Yani bir Anadolu'da hani o anlamda destek çok az. Burada İstanbul'da yaşayan bir aile bile çocuğuna mentor, robotik konusunda mentor bulma konusunda o kadar sıkıntı çekiyor ki hani ne bileyim Diyarbakır'daki bir çocuk için çok daha zor bu. Bir de hani çocuk robot yapacak bir parça gerekiyor, 500 lira. Yani bu böyle haftada bir 500 lira gerekebiliyor, anlatabiliyor muyum? Ve bu büyük para. Yani bizim sporcu çocuğun diyelim bir tanesi Hatice var, ailesinin evine giren tek gelir, iki anne de baba da engelli. Dolayısıyla sadece engelli maaşları var. Engelliklerinden dolayı çalışamadıkları için yani 5 kişilik bir ailenin 3 çocuk anne ve anne baba toplam geliri 809 lira gibi bir şey oluyor. Yani şimdi buradan bir bilimle ilgili yani bir çocuğun çıkması çok zor. Çok zor. Yani sanatta mesela Ayça var. Ayça Ayça'nın soyadını hatırlamam lazım. Şimdi hemen söyleyeceğim lazım. Sana. İlk başta sanırım. İlk evet, 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 evet. Ayça Gökdeniz. Ayça Gökdeniz. Bursa'da. Ayça da Bursa Karacabey'de doğuyor ama İstanbul'a geliyor küçükken ailesiyle ve Barış İçin Müzik Vakfı, Edirne Kapı'daki Barış İçin Müzik Vakfı'nın ilk başlangıcında dahil oluyor tesadüfen, hani o okulda başladığı için. Yoksa mesela Ayça'nın da Karacabey'den çıkıp şimdi Avrupa'da hani konserlere katılıyor, ödüller alıyor. Yani bu çok zor olurdu Karacabey'de bir kasabadaki bir çocuk için. Tekrar spora dönmeden, Avrupa'da konserlere katılıyor, ödüller alıyor deyince aklıma gelen bir şey soracağım. Bu hikayelerin bazılarında üzücü bir yan var. O da ülkemizden destek, alkış görmeyen hikayelerde
bu çocukların yurt dışından büyük destek, büyük alkış gördüklerini... Evet, burada medya da çok... yani medyanın, biz görmüyoruz, çünkü göremiyoruz. Çünkü medya suçlu burada. Şimdi mesela bunları ben sosyal medyada paylaştığımda ya da sosyal medyada benzer bir sportif başarı hikayesi gördüğümde görüyorum ki inanılmaz paylaşılıyor, inanılmaz büyük bir ilgi görüyor. Dolayısıyla bunu hani insanlar hani okur, izleyici bunu istemiyor diye bir şey yok. Yani bunu görmek istiyor insanlar, bu tür umut hikayeleri, başarı hikayeleri, işte diyelim Türkiye'nin sporun çeşitli dallarında Türkiye'den sporcuların başarılı olduğunu görmek istiyorlar. Ama hani medyaya baktığımızda yıllarca, yani şimdi tamam kimse gazete okumuyor, televizyon izlemiyor doğru dürüst olabilir ama hep futbolla ilgili yani haberler öne çıktı. Hı hı. Yani medyada bunların peşinden gerçekten gitmedi. Dolayısıyla yani burada ben epeyce medyayı suçluyorum. Ama tabii ki de Spor Bakanlığı, yani bir sürü başka yere giden bütçeler bu çocuklar üzerinde, yani bu çocuklara yöneltilebilir. Yani evet, orada da bütün bakanlıkların, devletin de hani üzerine düşeni. Evet, bazı yerlerde mesela Hatay'da bir kaymakam sayesinde bu çocuklar ondan destek alıyorlar. Çeşitli malzeme desteği alıyorlar. Ve tek bir kaymakamın bile ufacık bir desteğiyle bu çocuklar sportif başarı elde edebiliyorlar. Dolayısıyla onlar da, o aktörler de çok önemli. Yani yani oradaki hikaye birazcık da şöyle bir şey. Yani şimdi biz bu hikayeleri tabii kovalarken hani bunları şimdi bu kadar tırnak içinde trajediyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Yani isyan noktasına geliyorsun artık. Yani hani çocuk oldukça yetenekli, işte Tuan hangisiydi hatırlamıyorum ama yani federasyonlar, bir ayakkabı alacak para yok. Yani evet, bir ayakkabı almıyorlar buna federasyon. Ya da işte yerel yönetim, ne bileyim, ya da işte Spor Bakanlığı, neyse yani hani tabii şey değil ama yani şey oluyorsun ya, abi nasıl olabilir? Çocuk çok yetenekli, acayip bir şeyler yapabilir. Ya bu çocuk nasıl desteklenmiyor? Hani bir ayakkabı, bir tişört, bir kayıt, ne ekipman bileyim, ya da işte yaptığı yani o hani o sporu yapması ile ilgili bir takım ekipmanlara ihtiyacı var ve hani öyle şey değil, bunlar böyle milyonluk yatırımlar değil. Yok yani canım, çok küçük, yani küçük hakikaten 5000 liraya 5 çocuğun için bütün malzemeler, belki daha küçük paralara, yani 5000 diye atma, hani yer malzemesi vesaireyi de ekleyerek söylüyorum. Burada kaymakam örneğini şundan verdim, bu böyle sistem yok ortada. Böyle bir kişi, iyi bir kaymakam çıkarsa hani o çocuklar şanslı. O bölge başarılı. Başka bir şeye dönüşüyor. Her şey dönüşüyor. Evet, evet. Dönüşüyor. Kitabı okuduğunuzda özellikle bu konuştuğumuz bölümle ilgili sizlerin de tespitlerinin olacağına eminim. Çünkü bu adı geçen 21 çocuğun birçoğu aslında yurt dışında da büyük başarılara imza atmış durumdalar. Ya dünya şampiyonları var yani arada. Gerçekten dünyada bilimle uğraşanların yurt dışında çok alkışlandığı alanlar var. Stanford'dan başarı hikayesi yani çıkaran var. Yani %100 burslu bütün Türkiye'deki hayatı boyunca devlet okullarında okuyan bir kız, Neval Çam var. Genç kadın artık. Hı hı. Kız çocuğu değil. O mesela hep burslu okumuş devlet okullarında bugüne kadar. Yani hiç ailesine yük olmamış ve %100 bursla Stanford'da okuyor şu anda. İşte Facebook'ta paralı, ücretli staj yaptı. Seneye tekrar istiyorlar onu. Bulundukları yerleri de değiştiriyorlar. Güzel olan o. Yani Bedia öğretmen var mesela Hatay'da. Onu da söyleyelim. Öğretmenler ve antrenörler aileden sonra gelen en büyük destek. Yani öğretmenler ve evet, antrenörler. Hala bir çalı kuşu hikayesi devam ediyor yani Türkiye'de, Anadolu'da. Ve şey, yani onların desteğiyle de aslında çocuklar bu dilin gerçek olmadığını fark edip yani bunu alt etmeye çalışıyorlar. Yani aslında en büyük şey benim açımdan, yani gördüğüm şey, gerçekten sadece tek bir çocuğun varlık gösterdiği alanla ilgili inanılmaz derecede bütün çevre değişiyor. Yani çok kısa sürede oluyor, evet, bu. Bu çok önemli. O Bedia öğretmen, bu çocuklar karate yapıp hani yarışmalara gittikçe başka illere, bunu görüyor komşular, köylüler. Yani normalde, çünkü bunlar o köyden çıkamayacaktı belki hani kaç yaşına kadar bu çocuklar. Çocuğum çıkma şansı da yok, yok zaten. Yani ve görünce birdenbire, başta bu karate dersine kimse çocuğunu yollamazken 100 çocuk yığılıyor.
Herkes çocuğunu buna yollamak istiyor. Tabii orada da şöyle bir soru. O şimdi karatede varlık gösterdiği için bütün herkes sonra karateye gidiyor. Evet. Yani ama işte başka bir alanı... Evet. Olabilir ama bu dönüştürücü bir güç. Evet. Yok, çok güzel. Tabii ama her yerde geçmişle olmuyor. Trabzon'da tabii aynı şey olmuyor. Olmamış mesela mı? Trabzon'un köyünde. Hayır. Orada olmuyor. Şimdi biraz önce Melis işte bir kaymakam dönüştürüyor dedi. Bir baba belki, bir annenin tutkusu, heyecanı ya da burada Hatay'da olduğu gibi genç bir beden eğitimi öğretmeni Bedia Sürgit adını da buradan analım. Özellikle ben de Anadolu'ya gittiğimde... Deniz Doğan Çelebi var, bir de Malatya futbol kadın futbol takımı kuran. Gerçekten adını büyük analım. Büyük bir özveriyle 90 kız çocuğunun hayatına değiyor yıllar içinde. Ben de Anadolu'ya gittiğimde bunu görüyorum ve bunu çok önemsiyorum. Galiba bu önemsediğimiz şeyin de üstüne gitmemiz ve umudu buradan almamız lazım. Bir öğretmen gerçekten bir köyü, bir kasabayı, hatta kimi zaman bir şehri tümüyle değiştirebiliyor. Kesinlikle. Bir kaymakam, bir kesinlikle baba, işte ne bileyim bir ki isim. Ki hakkında soruşturma da açılıyor. Yani kimileri de bu geldi burayı, hani bu öğretmen nereden çıktı deyip hakkında şikayetçi de oluyorlar. Ama buna rağmen o öğretmen de devam ediyor. Yani evet, pes etmiyor. İşte bizim de buradan bu kitapların okuru olarak, okuduktan sonra belki birazcık sivil toplum kuruluşlarında pozisyon olarak, belki sosyal medyada varlık göstererek ya da eşimizle dostumuzla sohbet ederek bu isimlerin yanında durmamız, bu isimlerin dönüştürücü gücüne bizim de gücümüz yettiğince destek olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. 2019'un artık sonuna gelirken, yılı bitirirken sizi de Hepsi Burada'nın desteklediği kadın girişimciler tarafından el ile hazırlanmış birer defterle ve bu defterlerle birlikte de kullanmanız için birer kalem setiyle buradan hediyesiz göndermek istemiyoruz. Bütün Hepsi Burada ailesi olarak, özellikle Hepsi TV'nin yazar söyleşileri ailesi olarak bütün ailemiz de şu anda burada. Çok onlarla da yeni yılınızı kutlayacağız. Tekrar kitapla noktalamak istiyorum sohbetimizi. Hiç bu kitap bittikten sonra ya da bu kitabı yapma sürecinde, arada bütün o yolculuklarda çünkü kişisel sohbetleriniz de oldu. O sohbetlerde siz de belki gördüğünüz her hikayeden sonra dönüştünüz. Kimi zaman üzüldünüz, kimi zaman nasıl olabilir diye müthiş bir heyecan duydunuz. Yani bütün zihninizi taşan bir heyecanla karşıladınız. Başka bu tip kitaplar yapmak, daha çok bu tip kitaplar yapmak, bütün böyle bir şey oluştu mu hiç sizde? Yani ben açıkçası böyle her sene böyle bir kitap yapabilirim. Yani beni kesinlikle çok besledi. Bir de insan, yani nasıl diyeyim, ben mesela gazeteciyim, her yıl bir kitap yazabilirim ama içimden gelmiyor. Yani öyle bir, yani bir araştırma kitabı vesaire böyle ne bileyim yani gelmiyor içimden. Bugüne kadar işte toplamda 3 kitabım yayımlandı. Ama hep böyle birisinin ittirmesiyle. Kendim oturayım da yazayım, yapayım gibi bir isteğim yok. Ama bu yani bu tarz bir şey, her yıl böyle bir çocuk hikayeleri yapabilir. Yani bir nasıl diyeyim, keşke kitap dayı olmasa, böyle hep böyle çocukları bulup ortaya çıkarsam bunu isterim. Ama benzer kitapları yapmak da çok isterim. Ancak kesinlikle bir nasıl diyeyim, bir desteğe ihtiyaç var birilerinin. Evet. Çünkü bunun bir bütçesi var, yani gidip gelmesi vesaire. İşte kesinlikle. Yani dolayısıyla keşke daha çok vakıf olur, marka olur, şirket olur, bu tip işleri desteklese. Yani biz değil, herkes, yani daha çok yazar, gazeteci bu tarz işler ortaya koyabilse ve okura ulaşsa çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Yaklaşık kaç kare fotoğraf bütün bu yolculuklardan var mı kafanda bir rakam Mustafa? Yani rakam vermem çok zor ama çok kare. Yani her çocuk için şöyle söyleyeyim, 500-600, bazıları 1000 kareye kadar. Çünkü şöyle bir şey, yani dediğim gibi zaman çok sınırlı olduğu için hani o arada ne yapabilirsen yapıyorsun. Hani yapıp içlerinden artık seçtiklerimizden bir şeyler çıkıyor. Tabii bir de bu çocuklar tabii ki model değiller, yani bir profesyonel model olmadıkları için onların şimdi hazırlanması için zaten ilk yarım saat, bir saat içinde çektiklerin hiçbir şey değil aslında. Yani sadece onları ısındırmak için çekiyorsun. Yani alışsınlar, kameraya bir alışkanlık kazansınlar, biraz rahatlasınlar. Dolayısıyla o ilk yarım saat, bir saatte çektiğin fotoğraflar aslında çok kısmet de bir şey yoksa çok da bir işe yarayan bir şey değil açıkçası. Böyle gözümün önünde hep bu fotoğraf, bazılarına bakmaya doyamadım bazı fotoğraflara. Onun arkasında iki hikaye, oradan hemen gözüm yazılara kayıyor, Melis'in satırlarına kayıyor, hikayeler falan. Gerçekten ya ikisi, çok uzun zaman geçireceğiniz bir kitap, onu söyleyeyim. O uzun zamanda siz de kendi hikayelerinizi kurgulayacaksınız. Bunu da hatırlatayım. Bir şey söylüyordum, pardon Melis. İkisi birbirini güzel tamamlıyor. Yani çünkü ben hep şeye inanıyorum, bir fotoğraf bizim onlarca sayfa
lık bir metinden çok daha etkili olabilir. Yani dolayısıyla gerçekten yani fotoğraflar en büyük artı de yani artı değer. Nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Böyle bir karanlık, böyle sıkıcı bir gün bir ruh halindeyim ben. Umutsuz bir ruh halindeyim ve bir galeriye giriyorum. O galerinin duvarı böyle boydan boya Mustafa'nın fotoğraflarıyla kaplı. Yanında da senin yazılarının olduğu bir sergi gibi düşündüm. Zaten bunu. Sergi şimdi ilk Taksim Metro'da başladı. Taksim Sanat Galerisi'nde. Oradan dolaşıyor. Trump'a gitti. Evet. Şimdi Caddebostan kültürde. Ve sanırım Anadolu'ya da gidecek. Harika. Dolaşıyor. Onu soracaktım. Hı-hı. Oraya gelecekken sen soruyu aldın, cevaplamış oldun. Harikasın. Çünkü bu sergi benzetmemi şundan dolayı soracaktım. Girdiniz o umutsuz, o tırnak içinde karanlık ruh haliyle ve öbür ucundan da çıktınız serginin. Çıktığınızda gerçekten bu ülkeye, bu dünyaya ve yarına dair çok büyük bir umutla çıkacaksınız. Bu kitaptan bahsederken hep bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Umut kelimesini kullanmak istiyorum. Tekrar ediyorum, kitap, yani ben başta artık yılı noktalıyoruz diye bir yeni yıl hediyesi dedim ama elbette ki yeni yıl hediyesi diyerek sınırlandırmak yakışıklı olmaz. Bu kitap her zaman elinizin altında olmalı, okumalısınız. Kendinize hediye edin her şeyden önce. Bir insanın kendisine umut hediye etmesi kadar güzel bir şey var mı? O umuda hepimiz sahip çıkmalıyız. O umutla beraber bir yarın projeksiyonu oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Elinize sağlık. İyi ki böyle bir çalışma yapmışsınız. Ama sizinle birlikte bir kere daha ben Aydın Doğan Vakfı'na da teşekkür ediyorum. Onlar evet, olmasa böyle bir kitap olmazdı. Evet. Ve tabii ki Doğan Kitap'a da teşekkür ediyoruz. Doğan Kitap etiketiyle raflara çıktı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki yaptınız, iyi ki geldiniz. Nicelerine belki önümüzdeki sene yeniden daha umutlu, bu sefer daha çok başarılmış olarak yani sıkıntıları geride bıraktığımız kitaplar konuşuruz. Melis Alpan ve Mustafa Seven'le birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Her ikinize de aynı zamanda iyi yıllar diliyorum. İyi bir 2020 olsun. Bugün Ben İstersen'i konuştuk. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kitapla ilgili duygularımız eminim sizin de duygularınız. Çünkü biz istersek gerçekten çok daha güzel bir yarın olur. Çok daha güzel bir yarın olsun efendim. Çok güzel bir yıl olsun. Biz de yazar söyleşileri ekibi olarak, Hepsi TV yazar söyleşileri ekibi olarak size umut dolu, güzel, sağlıklı, iyi gelecek bir 2020 diliyoruz.